senelerce grafit yapan insanlara satanist ya da başka şeyler dendi. Dün akşam burada yapılan işle ilgili böyle bir tatsız, bir hoşnutsuzluk oldu üst kat komşumuzda. O yüzden zabıtaya bildirdi. Memnun muyum? Değilim. Böyle hani bağırsaklarımızla, böbreklerimizle falan sarılıyoruz yani. Çok... çok gerçek yani. In New York you've usually got kind of organized and regimented and efficient. Istanbul is not a city, it's a chaotic, eclectic, heterogeneous, pluralistic urban being. 45 senedir buradayım. İlk defa böyle bir şey görüyorum. In just one decade, the art scene of Istanbul has developed exponentially. Investment into large-scale arts institutions paved the way for more commercial activity, as well as young, experimental models of working. As the art scene grew, so did the audience. Yet despite this rapid acceleration of interest, Istanbul's artists still face daily struggles. With a majority of the public not being familiar with contemporary artistic practice, conservative attitudes and traditional values can sometimes be hard to negotiate. Hacer Kuroğlu is a young artist. She's trying to find inspiration for her next body of work and is engulfed in a period of experimentation, but her search is proving elusive. Başladım, çizgi çizeceğim. Tek hareket. İşte printer gibi, dokuma makinesi gibi, hani bir makine gibi olmak. Hani amacım oydu. Evet, bunu bitirdim. Memnun muyum? Değilim. Because the form of the book actually mirrors what Derrida is talking about, so that he invites someone else to... So I came for just for three weeks last year and completely fell in love with Istanbul. And then as soon as I had to go back to New York to work, but as soon as I could, I came back again and just stayed for as long as I could. The audience is interesting here. It's interesting, especially the dance performance that's being developed here, but the huge part of it for me is this space and the people in this space. In New York, I have a company, and I just got really burnt out on these big scale shows that demand kind of finding huge amounts of funding before you start, having rehearsal time scheduled for all these different people. So when I got to Istanbul, I wanted to pare back totally and just make work that it was just me in the studio. Yeah, I started to develop a piece just using these, just thinking what's the simplest piece I can make? Can I make a piece from air? Can I make a piece from absolutely nothing? Gizem Aksu, a performance artist, is warming up for a performance of her show, Hello, created in collaboration with Aydın Tekeş. After a successful commercial run in the theaters, they are now about to show it outside the conventional art circuit, to the employees of an industrial plant. Aydın Tekeş is head and professor at one of Turkey's few university-level modern dance departments, and is also a renowned choreographer. The piece can be challenging to watch, and nerves are taut before the start. Nobody knows how the audience is going to react. Ya eserin kendi dönüşümümde, yani ruhsal dönüşümümde çok çok önemli bir yerde. Beni inanılmaz durumların içine attı çünkü. Yani hani bir sanatçının başına gelebilecek en güzel şeylerden biri olduğunu düşünüyorum. Genç bir sanatçının başına gelebilecek en güzel şeylerden biri. Şöyle oldu. İlk başta işte lise, klasik lise çıkışlıyım. Zor mezun oldum hatta yani. Hiçbir zaman iyi öğrenci olamadım. Hala iyi öğrenci değildim. O zamanlar şöyleydi. Mezun oldum. Bir sene boşta bekledim. Yapacak hiçbir şey yok.
aslında gelecek kaygısı da yok. Çok enteresan bir, yani 18-17 yaşındaydım ama hiçbir şey, bayağı şeydim böyle. Nötrdüm yani hayata karşı, hiçbir şey düşünmüyordum. Ondan sonra Mart'ın 17'si falandı, 2007 senesinde babam eve geldi. Dedi ki senin için bir tane resim kursu buldum. Her şey o anda başladı. Bayağı büyük bir şey yani. Bayağı 15 mi? Akşama biteriz. Akşam bitmez yani. Yani bitmeye yakın olur da tam bitiremem yani. Çok büyük alan. Yavaş yavaş çalışıyorum. Spreyli mi? Spreyli. Spreyli mi? Furkan is taking part in the Red Bull Art Around Festival, along with 7 other artists who are installing works in various outdoor and indoor spaces around the vibrant district of Kadıköy. Furkan has his roots in graffiti, but he's now one of a select few in Istanbul who've been able to carry their practice to gallery level. For his part in Art Around, Furkan is going to spray paint a large mural, much larger than he'd originally anticipated. Tamamıyla sketch'ten bağımsız çalışıyorum aslında. Çünkü sketch daha bir dar, daha bir, yani bu daha büyük bir yüzey. Birazcık spontane, yani sketch'e artık bağlı kalmayacağım yani. Kafadan ne çıkarsa o olacak. Ben de göremiyorum şu an nasıl bir çıkacağını. Hikayede biri var hikayede. Babasından buna bir seyahatname, bir gezi defteri kalıyor. Ama defterin sayfaları eksik ya da deforme olmuş bir defter. Yani babasının gezip göremediği yerleri çocuğu gezmek istiyor ve yola çıkıyor. Köşe is located in the Yeldeğirmeni neighborhood of Kadıköy, on the Asian side of Istanbul. I am a theatre director and performance maker. I am based now in New York and Istanbul, I hope. I'm trying to be both places if I can. And I came to Istanbul last year for the first time to work with Fatih and Onur and the guys at Köşe. Biz ikimiz liseden tanışıyoruz. 18 yıl önce aynı lisede. 18 yıl önce mi? Evet. İşte 18 yıl sonunda. Ayette 18 yıl güllük gülistanlık geçmedi canım ya. Yani. Niye benim seninle ilişkimde hiçbir zorluk yok 18 nasıl yıl yok içinde. Yani köşe fikri hepimizin kafasında yıllardır olan bir şey. Yani hepimiz sonuçta bu işi yaparken başından beri böyle bir işte özgür olacağım bir mekanımız olsun. Ya İstanbul'da çok böyle gidip pratik yapabileceğin, oyuncuların, dansçıların pratik yapabileceği çok yer yok. Ya da böyle işte paralar ödemek zorunda kalıyorlar. Biraz böyle farklı kitleleri bir araya getiren bir yer oluyor. Yani işte konserler oluyor, dans gösterileri oluyor, tiyatro gösterileri oluyor, filmler oluyor, daha video enstalasyon işleri, sergiler oluyor. Ve bunların kitleleri aslında yani bizim gördüğümüz kadarıyla İstanbul'da çok bir araya gelmiyorlar. Ve bizim mekanımızın biraz çıkış noktası ve yani İstanbul'da eksikliğini hissettiğimiz nokta da buydu. Yani bu kitleler aslında bir araya gelebilecek kitleler ama birbirleriyle yani iş olarak çok ilgilenmiyorlar mı acaba? Bizce ilgileniyorlar ve gerçekten de bunu sunduğumuz zaman bir model olarak insanlar gelip böyle bir yere ilgi gösterecekler diye düşündük ve gösteriyorlar da gerçekten. Being able to come into Köşe every day, I could come in and just kind of spend a couple of hours on my own, trying things out, tinkering with things. Whereas in New York, you've usually got, you know, your performance date, and you've got a 4-6 week rehearsal time before that, and everything has to be very kind of organized and regimented and efficient. Whereas here, it felt like there was a little bit more time to play around with things and yeah, let things develop at their own pace. But everyone here contradicts me when I say that, so it might just be the luxury of kind of being involved with Köşe and being able to use this space. Yani İstanbul'da şey var, yani bir genişlik, ferahlık var. Bir yandan da böyle bir şey, onun için otantik olan bir şey, bizim için de biraz daha ilginç olmayan bir şey belki ama insanların rahatlığı mı diyebilirim ona ya da işte böyle günlük hayatta kendilerini çok New York'taki gibi işte mantıklı bir şekilde programlamıyor olmaları belki Catherine'in hoşuna giden bir şey. Bir yandan da şey yani bu mahallenin Catherine'e kattığı bir şey belki o. Yani burada cidden şey bütün mahalledeki esnafla arkadaş oldu Catherine. Sonra işte yani neredeyse şey
mahalle dışına çıkmıyordu ve yani işte karşıda bir mobilyacı amca var, onu işte mesela köşenin müdavimi yaptı, onu sürekli işte bütün etkinliklere getirdi. Bugün akşam tiyatro var falan, şeyler verdim. Bayağı güzel yaptınız. İşte eskizi yapıyorum şimdi. Onun için de internetten bulduğum görseller üzerinden yapıyorum. Sonra işte tek çizgi çizmek. Ondan sonra da biraz daha hani soyut şeyleri, soyut koyulu açıklı görselleri oluşturmayı düşündüm. Hani o aynı hareketle. Şimdi elimi eğitiyorum aslında yani hani. Of late, Hajar has been exhibiting on a more regular basis, and a number of important local curators, such as Marcus Graf, Contemporary Istanbul's program director, have begun to take a keen interest in her practice. I am a German who lives and works in Istanbul since 2001, and since the middle of the 90s, I deal with contemporary arts as associate professor of art theory and art history, as writer and as curator. I remember seeing her first doing a performance at the university where she studied fine arts at Marmara University. There in the hall of one of the floors, she was creating one of her writing and erasing performance. So she was writing texts on the wall, and then she was erasing them again, and then writing them again and erasing them again. So it was like, you know, knowledge production and the destruction of knowledge. And I was astonished by the braveness, but also was astonished by the consistency of the concept and content. And this consistency, or this simplicity, but at the same time this balance between poetry and politics or identity. So all these very heavy topics, you know, she managed to deal with them in a very easy, in a very simple, but that's why also in a very strong way. She questions what it means to be a human being with very simple rituals that she repeats. So it's a serial act or a serial production of something, which through this repetition becomes something else, strange, weird, nearly metaphysic. On the European side, Karaköy has been through a major transformation. Once full of warehouses and abandoned buildings, it's now one of the hippest parts of Istanbul, full of cafes, restaurants and galleries. Karaköy bundan 3-4 sene önce çok da böyle insanların giremediği bir yerdi. Yani şimdi duvarlarla birlikte insanlar da artık tek bir parça oluyor. Onlar da geliyorlar falan. Artık her yerde rahatlıkla boyanabiliyor. Yani çünkü senelerce grafiti yapan insanlara satanist ya da başka şeyler dendi, yapıldı yani bu. Ama artık insanlar öğrendi. Bizim bu öğrenme sürecimiz çok uzun. Yani artık insanlar kabullendi bu işin başka bir şey olduğunu, bir emek olduğunu. Bu sevindirici bir şey. Böyle biz pop-up etkinlikleri yapıyoruz. Street art böyle tek gecede düzenlenen canlı çizimlere dayanıyor. Onlarla tanıştık. Sonra bir tane daha pop-up yaptık. Bir de İngiltere'ye bir tane fuar yaptık. İlk kontra diye. Orada da printleri İngilizler tarafından büyük hayran vallahi öyle ya. Şu an çok fazla hani bu işi böyle hem galeri düzeyine taşıyan hem sokak sanatında devam eden, yani o grafitiyi sanatsal olarak sunan sanatçı sayısı aslında hala az gibi. Mesela Furkan ve Ciz onun en önde giderlerinden. Normalde böyle şey galericiler de insanlar da yani bunu nasıl galeriye sokacağız, nasıl bir sanat olacak, nasıl yükselen bir sanat mıdır yoksa böyle çok underground giden bir sanat mıdır derken aslında
hani Türk izleyicisi de, Türk koleksiyoneri de, Türk basını da çok seviyor oldu. Yani çok böyle bir anda aslında bir iki senedir falan çok ciddi yükselişini görüyoruz. Çoğunu şeyi bitirdim aslında da bugün çok oynadım. Böyle bazı yerlerini değiştirdim falan. Bazen öyle oluyor, tam istediğiniz gibi bitmiyor ama bitti yani tanıt olarak. Bundan sonra hemen sergi için çalışmalara başlayacağım. Yani birkaç gün dinlenirim herhalde. Gel Değirmeni is one of Kadıköy's oldest neighborhoods. Today, its traditional roots have been infused with dozens of art studios, bohemian cafes, and resident artists. Don Quixote is a squatter house that also hosts a community art space. This is where artist Gizem Akman is doing a street performance of Bir Şey Yap Met, a piece by Ömer Kızılırmak under Leşbach Project Istanbul 2015. The work is inspired by the late Aziz Nesin, a writer who spent all his life combating religious fundamentalism and is also a survivor of the Sivas massacre. Biz de film seyreder gibi seyrettik, alkışımızı tuttuk. Bir dediler ki Aziz Nesin'in ölüm yıl dönümü, kitaplar yakıldı falan filan. Büyü dans yaptı, Kızılderili dansı yaptı. En son yerde herkes alkış edince biz de alkış yaptık. Sonuç bu ama ne olduğunu bilmiyoruz. Biz insanlar yaptıklar da herkes alkışlandı, ben de alkışladım. Yani Allahu Ekber. Kızılderili dansı yaptı, kitapları öptü. 45 senedir buradayım, ilk defa böyle bir şey görüyorum. Herhalde güzel bir şey ki herkes alkışladı. Evet, yel değmeni böyle film görmedi vallahi. Vallahi görmedi. Film. Yok film. Güzel oynadılar. Onur proposed the idea or the theme of unfulfilled desire. And so I thought about trying to make a piece where humans don't engage with the audience at all. There's no performer. Like, how do I make a piece of performance that doesn't have a performer? So I started to mess around with like these just like inflatables, plastic bags, sheet plastic, and using fans and hair dryers and air, basically. The idea is unfulfilled desire is a lot of hot air, which something being a lot of hot air is an expression for it being kind of meaning, like full of talk, but not really full of substance. Despite its commercial success for over a year, the upstairs neighbors are not happy with the crowds it attracts, and it's putting a strain on the operation. Muhtemelen dün akşam burada yapılan işle ilgili böyle bir tatsız, bir hoşnutsuzluk oldu üst kat komşumuzda. O yüzden zabıtayı işte bildirdi. Geldiler, işte ruhsat başvurumuza baktılar. Bugün gösteriden önce geldikleri için de gösteriyi yapabiliyoruz. Çünkü yani şey, uyarımızı aldık, şimdi işimizi yapabiliriz. So in the end, in the piece there's a voiceover. And then I'm on stage, but I'm just an activator of objects. I say in the voiceover that it's like a gardener tending to the plants or a zookeeper moving among the cages in a zoo, that I'm not a performer at all. I'm just there to make the objects do their thing. ÖSS maratonundan sonra Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilim ve Uluslararası İlişkileri kazandım. Bir şekilde folklor kulübüne gitmeye karar verdim. Ve aslında bu benim için hayatımı çokça değiştiren bir şey oldu. Ve bir şekilde o ikinci sınıfta anladım ki yani burada başka bir şey var yani. Hani çünkü hareket edemiyorum yani, hani hayata bağlanamıyorum, gündelik akamıyorum çünkü danstan ölüyorum falan. Gizem diye birisi geldi ondan sonra. Ve workshop'a katılıyor. Sonra gelip konuşuyor. Hocam dedi, ben üniversiteyi bitirdim Boğaziçi'ni. Ve dans etmek istiyorum. Yani size girmek istiyorum. Ne yapayım diye sordu. Yani daha okula girdiği ilk andan itibaren çok farklı bir öğrenciydi.
Yani politik yaklaşımı vardı. Bir dolu yerde kendisini ben buradayım diyordu ve mesela o zamandan biliyordum Gizem Türkiye için önemli birisi olacak. Birdenbire bir gün böyle hani koşu mantığıyla yani bir iş çıkma ihtimali böyle içimde kabardı. Yani nasıl kabardım tam bilmiyorum ama büyük bir heyecanla geldim. Gizem bir ne dedim? Ben bir iş yapmak istiyorum hani koşu bandıyla ilgili. Sen de koşuyorsun zaten hani bakalım mı deneyelim mi bir şeyler falan filan diye. Öyle yani sadece bir research olarak başlayalım bakalım hani nereye evrilecek. Çünkü normalde Aydın Hoca'nın 2-3 sene sürdüğü için hani işleri. Bu şu an çıkan şeyin oldukça etrafında, dışında, ötesinde de şeyler deniyorduk. Ama bir kere bir doğaçlamada buna benzer yani hislerin ve benim yüzümün değişimi üzerinden böyle bir saat yaşamıştık ve Aydın Hoca o çalışmadan sonra çok hani etkilendiğinden falan bahsetmişti. Bu koşma ve o koşmanın getirdiği sıkışmanın getirdiği fiziksel değişim ve çaresizlik, o çaresizliğin insanın üzerindeki etkisi çok kuvvetliydi ama daha sonrasında yavaş yavaş benim kendimi sorgulamam, ben dinliyor muyum? Ve bu kısım o kadar değerli ve öne çıkan bir şey oldu ki yani asıl budur önemli olan, söylemek istediğim şey budur. Biz hep şikayet ediyoruz ama biz kendimizi duyuyor muyuz? Yani biz kendimizi duyuyor muyuz? Biz başkalarını duyuyor muyuz? Nasıl dinliyoruz onları? O kadar kolay olmuyormuş. Ya aslında şu an mesela işte fabrikaya gidiyoruz ve en ilk günden beri yani işte bizim gitmemiz lazım. Yani bizim sahnelerde durup ya yani sahnede durup insanların gelmesini beklemek değil, bizim başka mekanlara, başka insanlara ve onların mekanlarına, onların alışık olduğu, onların kendilerini iyi hissettiği, kendilerini iyi ifade edebileceklerini düşündüğümüz yerlere gitmeliyiz falan diye bir hissimiz oldu. O yüzden de bakalım inşallah güzel olacak. Oradaki insanlar ve bizim insanlarla oluşturduğumuz enerji alanı işi oluşturuyor. Yani önceden kurgulanmış bir yapı olmadığı için oraya kim, nasıl bir modla, nasıl bir açıklıkla geliyorsa o performansı belirleyen bir şey oluyor. Dolayısıyla ben bir performer olarak ilk başta o performansı yapabilmemi mümkün kıldıkları için bir teşekkür oluyorum. Gerçekten. Bir şekilde hani o fiziksel zorlanmanın sonucunda düşen bütün işte kontrol mekanizmalarım ve bayağı öz ve derin bir şeyle muhatap olmaları o anda insanların çok samimi, çok özel hallerine tanık olabiliyorum gerçekten. Ve tanık olabildiğim için de o kadar açabiliyorum kendimi. Şu an hayat beni bir şekilde ruhsal sınırlarımla yüz yüze getirdiği ve çokça acıttığı bir dönemde çalıştık biz Halo'yu Aydın Hoca'yla. Halo da sanki hani benim bu ruhsal sınırlarımı görüp yüzleşmem ve hani kendimle ilgili duymak istemediğim şeyler duyuyorum. Koral şekilde artık çok baskın. O duyduklarımla ne yapacağımı bilemiyorum. Gerçekten hani 2015'in o 6 ayı benim çokça kendimi sorguladım. Hallo! 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 Sanatçı olsun olmasın ama yani çok özel bir insanın yaşayabileceği çok çok özel bir paylaşım diye düşünüyorum. Yani çok anlık, çok spontan, geçmişi olmayan, geleceği olmayan çok o anla alakalı bir şey. Ve yani bence işte hani hayat o yani o an. Yani. Hatta bir ara sanki
deniz sahilde koşuyormuş gibiydi. Adalar falan gördüm arka tarafta. Caddebostan tarafında çok koşuyorum çünkü. Ama şeyi anlamadım. Geridekilere neden sinirli bir şekilde bağırsın ki? Hani koşarken arkadakilere doğru halo diyordu. Ben çok derinine yoğun düşünceye gömüldüm. Yani ilk defa 40 dakika kendime bir yabancılaşma mücadelesi yaptım. Acaba ben nereden nereye kadar geldim, nereye duymuyorum. En yakınımdan aldım eşimden, geldim arkadaşıma kadar. Demek ki birçok şeyi biz duymuyoruz diye düşündüm. Ya ama insanlar çok güzel paylaştılar. Harika paylaştılar. Çok gönülden ve yalın hani hap böyle hani direkt çok güzeldi ya. Yani oley ya. Yok aynı. Birçok farklı ama siz bir farklı. Bu şeyle çalışıyordum. Yavaşça süzülmesini çizgilerin. Birazcık daha büyüdüm. Ben bunu yaptım. Ama hala kafam çok karışık. Tam soyut bir şey mi yapsam? Figüratif hiç yapmadım. On the way of creating something, I mean, what we see in the exhibition is always the end result, is the painting, the performance, or the object itself. But behind that work are hundreds and thousands of decisions and crises, and you feel insecure because the artistic process is always something, it's in between being inside and outside of the work. İşlerini tekrar yapmamın nedeni de biraz da bana öyle geliyor. Tekrar sanki böyle daha güvenli bir alanmış gibi. Mesela ona odaklanmak hani biraz meditasyon gibi geliyor. Çünkü hani tekrar başka bir şey bulaşmıyor sana, rahatsız etmiyor. Hani yöntem olarak o yüzden beni etkiliyor yani. Çizgisini devam ederek sanat aracılığıyla farklı bir dünyayı aktarmaya çalışıyor bizlere. Geleceğinin çok parlak olduğunu düşünüyoruz. Furkan bir yükselen yıldız. İnşallah önümüzdeki yıllarda bir sürü başarının kendisini beklediğini düşünüyorum. Ben çok bir şey isteyen biri değilim yani galiba. Yani böyle çok temenni eden, hayattan bir şey bekleyen biri değilim galiba. Yani çok öyle. Tabii ki de herkesin bir beklentisi vardır, o başka bir şey de. Benim böyle hani spesifik şu olsun dediğim bir şey yok galiba. Ha şöyle bir şey var. Tabii ki de ilerisi için kendim geniş, büyük bir atölyeye sahip olmak ve o atölyede istediğim işleri yani başkası için değil de kendim için bir şeyler yapmayı çok isterim. Istanbul is, I mean, it's too big, too huge, too complex. Too chaotic to describe. It's not a whole, it's not a city, it's a chaotic, eclectic, heterogeneous, pluralistic, urban being. It's full of crisis, it's full of tension, it's a mixture of cultures and ethnicities and foreigners and Turks and generations and states of civilization, states of culture. And all that I described now about Istanbul is actually the description of the contemporary art world, because it is eclectic, pluralistic, heterogeneous, international, global. It's full of challenges and clashes and so forth. So therefore, Istanbul is a city which is in a permanent flux. And this flux brings up open spaces. It's like breaking constantly. And through this breaking
knots and dots, there are open spaces and open eras which can be filled by art and artists, and that's why in this developing city, in this progressive city, or in this permanent change, art and culture can be part of that change. Evet, köşe şu an yeni kiracısını bekliyor. Yukarıdaki komşumuz da sanırım ya bu işten çok memnun. Çünkü giren çıkan belli olmayan bir işletmeden kurtuldu ama yeni gelecek şeyin ne olacağını çok iyi bilmiyor aslında. Köşe biraz aslında ütopik bir yerdi. Ve yani her ütopyanın da böyle bir şeyi vardır. Gerçekleşmeme olasılığı daha yüksektir. Yani o böyle bir an için böyle pırıldadı ve bir yerlere belki etki etti.